Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Sofkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Şöyle güzel bir Çukurca günden sizlere kucak dolusu selamlar. Bakın bu tarafı görüyorsunuz değil mi? Yine bir bulutlanma hakim. Akşam zaten o kadar çok gök gürledi ki kızım İkra her gürlediğinde böyle sarıl 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 ödü çıktı kızın. Ama neyse yağmadı. Anlamadım. Çok gürledi. Yağmadı. Evet. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün aslında hiçbir planım yok ama hayvana gitmeyeceğim. Babam hayvana gidecek. Ben evdeyim. Çeşmeler ayarlanacak dediler. Köy çeşmeleri var biliyorsunuz. Aşağıda yukarıda akan köy çeşmeleri var ya. Onları ayarlayabiliriz. Bir abimiz koçlar kırkılacak benim koçlarım dedi. O koçların içinde benim satın aldığım kuzular da var. Onları kırpmaya gidebiliriz. Yani bugün saldık boşa ama güzel işler olursa işe giderler ya. Öyle bir günümüz geçecek. Şimdi kuzuları ayırayım. Hayvanı salacağım. Babam hayvanı çıkaracak. Ondan sonra evdeyiz. Dediğim gibi koç kırkabiliriz. Koyun kırkabiliriz. 3-5 tane. Kuzu kırkabiliriz. Çeşmeleri ayarlayacağız. O kesin olabilir. Köy çeşmelerini ayarlayacağız. Böyle. Bugün... yani güzel işlerle sizlerleyiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Şöyle kameramı çevireyim. Ve şu küçük kuzularımızı ayıralım. Bu arada koçumuz da hiç durmadan aşım yapıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Acayip kendisi bu işin piri diyeyim. Hadi ayrılın bakalım. Hadi ayrılın bakalım. Aslında bu zamanda çok kimse kırda yatıyor. Kırda yatmak iyidir. Ama bizim nereden baksanız bir 30'a yakın küçük kuzumuz ve var. Bunlar emişmek zorunda. Gündüz eve gelse burada sıkıntı. Onu bir planlamayla belki biz de koyunu kıra çıkarabiliriz arkadaşlar. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Sen de ikiniz de. O sen de var. Şunlar da var. Sen de var. Hepiniz. Be hayır beyaz kuzu yapma gözünü sevdimin yapma beni uğraştırma gözünü sevdimin. Ha. Aferin. Oh. Bu kuzuyu hatırladınız mı arkadaşlar? Bakın. Evet hani Akbara'da olmuştu babam gelmişti almıştı annesini. O kuzu bayağı büyüdü ha. Bayağı kocaman oldu benim kızım. Çocuğum hatta. Çocuk biliyorsunuz. Bu arada sabah binlerce kuş. Kendi aralarında ne konuşuyor bilemem. Bir dinleyin arkadaşlar. Evet. Saat 5'ten beri hep böyleler. Ben süt veriyordum ha. Onlar da mı alay? Tamam hemen. Gel. Kır. Gel suyu koyacağız arkadaşlar. O mu kalmış? İçmesin ya. Tamam sen şey yapı ver. Sen koy ver. Şiş gel. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi çeşmeleri ayarlanacak dedim. Bizim bir kaynaktan köyün içine gelen 3 tane çeşme var. Yani bir kaynağı 3'e bölüyorsunuz. Yukarı mahalle, orta mahalle bir de dağda akan benim hani İrek'te yatarken su doldurduğum çeşme var ya. Orayı bölüyorsunuz. Bakın burası kıştan sonra burayı fazla ayarladıydım ben. Şöyle bol bol akıyor. Bunu adaletli bir biçimde 3 mahalleye bölmemiz lazım. Bunu ayarlarken neyi düşünüyorsun? Mesela bu mahallede inek sayısı çoktur. Burayı biraz fazla akıtıyorsun. Suyu fazla açıyorsun. Şimdi dağda genellikle suya çok ihtiyaç duyulduğu için dağa biraz fazla ayarlayacağız. Burasını biraz kısacağız. Bizim mahalleyi biraz kısacağız. İşte 3 senedir falan bu işlemi ben yapıyorum arkadaşlar. Köy sularını ayarlama işlerini. Adaletli yaparsanız hiç kimse bir şey demiyor. O yüzden bugün onları ayarlayacağız. Çık. Hadi içsinler içmezler ama. İçer. Çok yüksek geliyor. Burası yüksek biraz ya. Bakın arkadaşlar burası da bizim yukarı mahallenin çeşmesi.
Bizim buraya, bizim mahalleye akan çeşme. İşte bunları ayarlayacağız. Neyse, onlardan sonra bir sürü de iş yapacağız. Yani bizim burası mesela, ben burada bizim mahallede oturuyorum. Ben burayı çok akıtırsam, çok suyu açarsam eğer adaletsizlik olur. Dengeli yaptığımız için o yüzden bize yaptırıyorlar. Neyse, bu da gurur verici aslında. Şimdi bir saat önceyle şimdi havanın farkını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir de soğudu ha, buz gibi oldu hava. Eve doğru gidiyorum. Şimdi birkaç yapacak işim var. Ondan sonra eğer buradaysalar yardım edecek biri lazım. Kapakları kaldıracak biri lazım. Bunları hemen ayarlayacağız. Ondan sonra koyun kırkabiliriz. Koçları kırkabiliriz. Yağmur yağacak oldu direkt. Görüyorsunuz değil mi? Ben hayvanı çıkarken günlük güneşlikti. Vay anam vay. İşte mevsimsel bizim buranın değişimleri bu kadar net, keskin, bir de soğudu. Suları ayarlayacağız mı hemen? Şimdi yukarısı normal hake değil mi? Yukarısı ellemesin. Yukarısını ellemeyeceğiz, burasını kısacağız Necdet abi. Eyvah eyvah eyvah. Kısınca orayı şey yapmayalım. Yok yok. Çoğalmaz. Dağdaki çeşmeye çok akacak işte ya. Akpara çeşmesine. Orayı da zaten ineğe de sığır. Bu en çok oraya gidiyor. Böyle mi kaldırdık bunu? He. Oraya girme. Böyle mi kal? Evet. Dur düşürmeyelim de. Şöyle düşmez. Ben böyle tutayım bunu. Ha. Girebilecek misin? Girerim. Düşerse de zaten çıkmam geri herhalde. Kapat, ben geçeyim. Kamera da çekiyor ya. Benim kafadaki de çekiyor. Vay, bunları böyle şeyler yapmış biliyor musun? Solucanlar. Vallahi giderse buradan koparırım bari. Şimdi. Aynen ya. Hayvancıklar sizi rahatsız edeceğiz ama kusura bakmayın. Burayı ne yapmışlar? Solucan gübresi olmuş. Evet. Bu yukarıkin çuvana. Hangi yukarı? Bu buranın ya şu. Köy için. Ha, köy için. Burada bakın. Taş sende yok değil mi yükü tutabiliyen? Yok, taş kendi ya. Tamam. Şimdi şunu kısalım. Bakıyor musun? Kız. Kız. Tamam mı? Kısayım az da. Tamam. Çok mu kısıldı? Bekleyelim acaba. He? Çok mu kısıldı? Azam kız ya. Bekle bakalım acık. Yukarı akına baksak. Yukarı akını etkilemez ya. Yukarısı artarsa. Yukarı gel. Yukarısı da artarsa orasını da kısalım. Şeye, Akpara'ya çok aksın. Yukarı çeşmeye bakayım arkadaşlar. Dengeli ayarlamazsanız ondan sonra köylüler arasında problem çıkar. Dediğim gibi adaletli olmanız lazım. Vicdan aslında. Yani neyin karar verişte ne etkili? Hani buradan kaç koyun suyu içiyor? Oradan ne kadar koyun suyu içecek? Bunları hesap edip yaparsanız kimse hiçbir şey diyemez. Yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim burasının çok akmaması lazım. Şu anda evet. Burası biraz fazlalaşmış. Burasını kısalım. Hem de bayağı fazlalaşmış. Bunun bu kadar akmaması lazım. Evet. Bunu ayak kısmak lazım. Kısayım mı daha? Telefonla konuşuyoruz. Bu şekilde gidiyor. Az daha kısabilirim isterse. Az daha kısabilirim diye de. Az bir şey. Dur bak.
Tamam. İyi mi şimdi? Burası nasıl, değişti mi dayı? Kendinden gitmiyor ki. Neyse bakalım. Orası iyi miymiş? Orası iyiymiş. Tamam. Taşıtıyor mu? Nasıl bak? Dur ben bakayım. Tamam. Tamam, burası da iyi. Oh, şöyle bir berberlik yapalım birazcık. Burada mıydı Necdet abi? Ha, şurada. Evet. Pofidikler, sizi kırkmaya geldim bakalım. Hadi. Bunlar zır deliyim. Şimdi oğullukları yıkacaklar gene, biliyor musun? Hiç de yakla saçım yok. Eyvah. Yakaladın. Dur. Allah Allah. Kendine çarptın mı? Tamam, ben de. Gel. Bu bize vurmasın da. Dur. Ha. Şimdi şu altını bir açalım. Şunu sıkalım, ben bunu gevşet değilim. Hadi bakalım. Korkmaz değil mi? Yok. Biraz kesmeyebilir. Bakalım. İyice yalattırayım mı? Yalattırayım. Çok kabak oldu. Evet. Bu ince kıllıymış. Kurban. Baksana kasınca keser ha. Kestine de bir şeye de benzeme Necdet abi. Çok kötü. Çok kesme de. Atıver ya. Anlama ya. Canlar. Karnım aç. Kuyruğunda kalmış çok az. Necdet abi. Yeter. Çok az. Kenarına kıracağız. Koş bıraktığımız erkek kuzuları. Koş bıraktığımız erkek kuzuları da kıracağız. Ben kendi kuzulağımızı hepsini kıracağız. Hadi salalım bakalım nasıl olmuş Necdet abi. Vallahi bunu sinekler var ya. İşte bunu şimdi kırksan dağdaki sinekler acayip yer. Ya bu evde kalacak ya. Yok hani ben koyunu kırktığımda. Baksana gelme. Sığdı bile. Şerefsiz. Ay sinek. Dur saldım ha. Sal. Bu tutana kadar değil. Dur. Kalmadı değil mi? Yok saldım. Nasıl? Yumurta gibi lan. Eyvah bacağında kalmış. Ya o kadar şey. Ama kopmuş mu? Kopacak. Ses ses yaptı ya şey makine. Hoş geldin dayı. Kolay gelsin bakalım. Sağ ol. İçe mi? Geç. Evet bunu da kırktık arkadaşlar, hadi bakalım. İyi oldu ha. Helal. Bence on numara. Oh. Şimdi arkadaşlar koçları kırktık. Bir abimizin traktöründe parça kılmış, onun yanına gideceğiz. Bu arada geçen sene yapağlara 1.25 dediydi, bu sene 60 kuruş. Öyle duruyor yani. 60 kuruşa kadar, 50-60 kuruşa kadar düşürmüşler kilosunu. Şimdi gidelim. Oh. Kuzuları kırkacağız gelince. Selamünaleyküm. Amca yanlış tağlayı suyu mu yesin adamın, nofut yeri falan olmasın burası? Bu ne biçim ot böyle? Mor. Bay, bu ne ba? Hey, koyuna yayacağım burasını. Kolay gelsin bakalım. Ya,
Sana hata dedim. Yok mu arabada, alıverelim. Arabada tornavida. Ya bu sefer bunu kırmış tarafını. Ya öteki şey yarıktaydı ya neydi? Sallattırınca. He. Şu ara kolu kırmış. Zaten onu kırmasa bir yerini kopar, en iyisi o. Geçen... Bunda sandık var, yok mu hiç Mamır abi? Nasıl arkadaşlar? Mükemmel değil mi? Şimdi bunda da kabin mabin çok ses alıyor, şey ses almıyor bizimkine göre. Taksi gibi ha. Vum. Bayağı süper yapmışlar ha. Şunlar düğmelerden vitesi ikiye bölebiliyorsunuz. O da vitesi, bes vites. Neyse, yol yardımını da yaptık arkadaşlar. Ne var? Yol yardım sayılmaz da tarla yardım mı oldu? Yok. O ağır o şey be. Evet. Evet. Şöyle elektrik götürelim. Şimdi ben kendi kuzularımı, bir de Necdet abinin kuzularını kırkacağız nasip olursa. Onları da bir görün derim, kırkılmış hallerini. Koştuk aldım biliyorsunuz abimizden. Bir tanesini saldık. İki tane kuzu da burada duruyor. Bugünkü işler de böyle olsun. Birazdan da gideceğim. Çeşmeye bakacağım su çoğalmış mı diye. Benim yattığım çeşmeye. Çünkü oradan inekler, koyunlar sürekli geçtiği için oradaki suyu yükseltmek amacımız da. Evet arkadaşlar. Bunda tüy bile yok aslında da. Bu açılmış her yeri. Bizim aldığımız koçluklardan, kuzu koçluklardan. Bağlayalım hemen istersen. Bunun yavrusu. Evdeki bizim hayvana saldığımız büyük koç var ya, onun yavrularından bunları da aldık. İki tane daha, bir tane de içeride var. Bunları da kıracağız. Hadi kalk bakalım. Kalk. Kalk lan. Rahatladın herhalde, kalk. Oh. Bu daha çok bir... Necdet abi. Evet arkadaşlar, bu da ikinci koçluğumuz. Bunları da kışa doğru hayvanın içine kaçacağız. Ötekilerini satacağız. Hadi git. Git bakalım, kalk. Kalk, rahatlaştın herhalde lan. Kalk lan. Kalksana lan. Bu kuzu. Nasıl oldu? Şimdi Renault'umuzu bırakalım. Bugün böyle arkadaşlar. Makinemizi bırakalım. Renault'u da sahibine bırakalım. Ondan sonra çeşmeyi açmaya gideceğiz. İyi taksi kullanırım ben yalnız. Ha. Bir Renault alayım bari ya. Evet, şöyle Ford'umuzu makineden boşandırdık. Bismillah dedim. Traktörümüze bindim. Dağdaki çeşmeye gideceğiz. Çeşmeleri ayarladık biliyorsunuz. O çeşmeye akmıyormuş, bir sıkıntı var. Onu açacağız, onu yapacağız ve bugünlük işimiz bitecek arkadaşlar. Bugün aylak kaldık. Elimiz boş kaldı. Havanın durumuna göre biraz dinlenelim dedik ama yine de bir sürü iş yaptık. Şimdi gidelim çeşmemizi de açalım. Çeşmemizi de yıkayalım. Ondan sonra işimiz bitsin. Emektar da şöyle tırpanı falan yanıma koydum. Hemen yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle iş yapacağımız yere geldik. Ford diyeyim, aman aşağı aşağı gideyim deme. Şimdi
Çeşmemizi bunun için ayarladık arkadaşlar. Ha, su artmış ama dışarı akıyor. Babamın dediği gibi. Evdeki şimdi evdeki çeşmelerden daha çok buradan koyunlar geçtiği için, inekler buradan geçtiği için dengeli bir biçimde ayarlayalım dedik. İşte köydeki çeşmeleri, suları ayarladık. Bunu da şuradan biçelim, öyle girelim. Büyük ihtimalle ısırgan kökleri tıkadı. Evet. Şurada bir da buldum. Evet. İlk seferde buldum arkadaşlar. Zaten taş koymuşlar da. Şimdi hortumun çıkışını bulmak önemli. Böcek git. Kulağıma girmeye çalışıyor. Git şuradan. Git kendi yaşam alanına. Şimdi. Oh, buldum. Buldum. Hadi. Hadi. Buz gibi, buz gibi, buz gibi. Mükemmel. Buraya bu kadar suyu verdik. Gerçekten mükemmel. Ulan, ulan pislik. Isırgan köklerinin yaptığı işi görüyor musunuz arkadaşlar? Oh. Tamamdır. Dur bakalım. Suya bakın, suya. Şimdi arkadaşlar hemen sula, çeşmeyi de yıkayayım. İçindeki pisliklerden kurtaralım. İyice fırçalayayım ki. Hiçbir his kalmasın. Şu boruyla da suyu dışarı verdim arkadaşlar. İki oldukta iyice boşalsın. Boşaldıktan sonra güzelce temizleyeceğim. Gıcır gıcır yıkayacağım. Hayvanlar güzel temiz su içsinler. Böyle bu fırçalar var ya, ahır temizlemek için birebir. Bütün pislikleri temizlemem lazım ki kokmasın arkadaşlar. Bunu biz mesela her ay temizliyoruz ama yine bu oluyor. Çünkü İnek geliyor, bir şey yapıyor. Oh, suyu aç çoğaldığına sevindim yalnız. Hadi gidin bakalım. Evet. Şöyle saçlarım, kafa kamerasını çıkardım. Bozuk değildir inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün pek işimiz olmamasına rağmen birçok iş yaptık yine. Kendi koyunlarımızı, koçlarımızı kırptık. Abimin koçluklarını kırptık. Abimizden koçluk almıştık. Onları kırptık. Köy içinde parça götürdük. Traktöre bir şeyler yaptık. En önemlisi neydi bizim için? Suları, çeşmeleri ayarlamaktı. Evdeki, köydeki çeşmeleri ayarladık. Dağdaki çeşmeyi de mükemmel yaptık. Niye bu şekilde bir şey yaptık? Çünkü köydeki çeşmelerden kısıp suyu adaletli bir biçimde, tekrar söylüyorum, buraya verdik. Buradan gelen hayvan sayısı köye uğrayan hayvan sayısından çok. Şöyle ki, yani şu anlamda. Şimdi buradan 3 tane sürü geçiyor ve Mera'ya gidiyorlar. Mera'da
su kaynaklarından bir tanesi bu çeşme. En önemli su kaynaklarından bir tanesi bu çeşme. Eğer bu çeşmedeki su az olduğu zaman hayvanlar merada az yayılıyorlar. Su ihtiyacına çok ihtiyaç duyuyorlar ama köye gittikleri zaman her zaman su bulabiliyorlar. Biz de bunu düşündük, bunu ayarladık, buna karar verdik ve çeşmemizi ayarladık. Gayet güzel, bol bol akıyor. Şöyle su da içeyim. Bismillah. Evet. Bolluklarımızı yıkadık. Bir önemli mesele de o. Bakın pırıl pırıl oldu, görüyorsunuz değil mi? Zamanla pislenmişlerdi. Onları da temizledik, evet. Bugünlük bu kadar. Boş kalsak da yine güzel işler yaptık. Özellikle hoşuma giden bir şey bu çeşmenin bol bol akması. Bir de bollukların temizlenmesi. Koçları zaten kırkacaktık. Onu da bu araya soktuk. Bundan sonra 2 gün yağış geçti arkadaşlar. 2 gün yağış gösteriyordu. Meteorolojiden kuvvetli yağış gösteriyordu. Bir sıkıntı yok. Bundan sonra otları toplayacağız. Balya işine devam edeceğiz. Koyun gütme işine devam edeceğiz. Yine güzel videolarla sizlerle beraber olacağız. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi gidelim bakalım eve, artık dinlenelim. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım, görüşürüz. Seviyorum sizleri arkadaşlar.